Merhabalar. Küresel piyasalarda neler olup bittiğini kısa bir şekilde değerlendirecek olursak, haftaya başlarken ABD piyasaları pazartesi gün kapalıydı ve bu nedenle bu tarafta sadece vadeli piyasalar açık olduğundan düşük işlem hacmiyle bir hareket gözlemledik. Haftanın ikinci gününde öne çıkanların ilkinde Janet Yellen'ın ABD'de Senato'da Finansal Komite'de yapacağı konuşma var. Bu konuşma içerisinde özellikle döviz piyasasını ilgilendirecek bir takım satır araları olabilir beklentisi var. Öyle ki zayıf dolar ve rekabet, ihracat tarafındaki rekabet avantajından ziyade doların değerinin piyasa mekanizması içerisinde belirlenmesi ve belki de orta vadeli her zaman ön plana çıkan güçlü dolar söylemi piyasaların dikkatinde olacaktır. Bu takip edilecek. Bu da özellikle 2018 senesinden bu yana dolar kısa pozisyon miktarının rekor seviyede olduğu için piyasalar tarafından önem atfediyor. Ayrıca bugün yine bankacılık sektörü tarafında Bank of America ve Goldman olmak üzere iki bankacılık sektörü bilançosu daha gelecek. Hatırlarsak geçtiğimiz hafta açıklanan bilançolarda bankacılık sektörünün özellikle ilk çeyreğe ilişkin zayıf olacağı beklentisiyle bankacılık ve enerji sektörü liderliğinde bir hisse senedi piyasalarında küresel anlamda satış baskısı vardı. Bu nedenle de bu tarafta açıklanacak bilançolar önemli. Perşembe gününe gittiğimizde Avrupa Merkez Bankası toplantısı ön plana çıkıyor. Bu tarafta zaten geçtiğimiz hafta Lagarde'ın yaptığı konuşmalara da dayanarak söyleyebiliriz ki uzun süreli düşük faiz ortamını Avrupa Merkez Bankası koruyacak. Öyle ki ortalama analist ekonomist tahminlerinde 2024 yılına kadar sıfır faiz politikasının devam edeceği beklentisi var. Ve bu arada varlık alımlarına da Avrupa Merkez Bankası bu ekonomik koşullar içerisinde devam ediyor. Çünkü ilk çeyrekte de özellikle Covid-19 pandemisinin etkileri ve ekonomik kısıtlamalarıyla zayıf bir ekonomik gerçekleşme beklentisi var. Diğer tarafta tabii ki ekonomik verileri takip edeceğiz. Ekonomik verilerde geçtiğimiz hafta ABD tarafında perakende satışlardaki zayıf seyir, her ne kadar sanayi üretimi beklentiler üzerinde gelmiş olsa da biraz piyasaların moralini bozdu. Bu fiyatlamalara da yansıdı. Avrupa bölgesi ekonomik verilerinde de bozulma var. Hafta başında Çin büyüme rakamları ile başladık ama Çin ekonomik büyümesinde de ileriye dönük zayıflık imareleri piyasaları rahatsız ediyor diyebiliriz. Cuma günü Ocak ayı PMI verileri ilk okumalar geliyor. PMI imalat ve imalat dışı endekslerin gerçekleşmesi özellikle ekonomik faaliyete değerlendirmek açısından önemli bir gösterge olduğundan burada da piyasaların dikkatini çekecek bir veri diyebiliriz. Avrupa Merkez Bankası toplantısına ilişkin beklentilerde fazla bir gelişme yok ama diğer tarafta biraz Euro dolar paritesi tarafındaki son dönemdeki geri çekilme, dolardaki yükseliş ve bundan sonra ne olur diye şöyle bir baktığımızda özellikle ABD'de CME'de pozisyonlanmalar tarafında düşüşlerin fonlar tarafından alım fırsatı olarak görüldüğünü ve uzun pozisyon miktarının net olarak artışa geçtiğini görüyoruz. Yani şunu söyleyebiliriz. Döviz piyasası ve büyük yatırımcı fonlar geri çekilmelerde alıcı olduklarına göre dolar endeksindeki bu yükselişin geçici olduğu kanaatindeler ve bu yönde bir pozisyonlanma yapıyorlar. İleriki günlerde yeni alımların devreye girmesi burada euro dolar paritesinin 1.20 seviyesi üzerinde kalması açısından önemli olacaktır. 1.20 aynı zamanda psikolojik olarak önemli bir seviye ve 1.20 seviyesine altına geri çekilmelerde orta ve uzun vadede devam ettiği düşünülen halen yükseliş trendinin bozulduğu sorgulanabilir ve daha fazla satış baskısı gözlenebilir. Öte yandan kıymetli metaller tarafında özellikle altında 1800 geçtiğimiz hafta 1825 dolar onsa doğru geri çekilme ardından bir toparlanma çabası var.
Ama bu toparlanma çabasının kalıcı olabilmesi için büyük ölçüde dolar endeksindeki geri çekilme ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin hareketini takip ediyor olacağız. Şimdi 2013'e benzer bir hareket olur mu sorgulanması son günlerde çok yapılıyor altın piyasasında. Aslında temel anlamda bakıldığında böyle bir hareket, böyle bir ortam olmadığını anlıyoruz. Çünkü geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Powell net olarak 2013'teki hataları düşünmeyeceğini ve varlık alımlarından ve kolay para politikalarından çıkış için aceleci olmayacağını söyledi. Yani ortalama %2 üzerinde bir enflasyon için Merkez Bankası tölere edecek. Bu da altın için pozitif ama kısa vadede hep söylüyoruz, tekrar söyleyelim, 1950 dolar ons üzerinde bir harekette kalıcılık sağlanmadığı sürece yatırımcı bu harekete, bu yükselişlere, arada yaşanan yükselişlere kuşkulu yaklaşacaktır. Tabii ki 1825 dolar ve 1800 dolar altında daha fazla bozulan bir görünüm ve satış baskısı da gündeme gelecektir. Petrol tarafında petrolün aslında zayıf talep beklentisine rağmen yine 50 dolar üzerinde kabaca kalmaya çalışarak yükseliş eğilimini sürdürdüğünü görüyoruz. Avrupa'da gerçekten çok belirgin bir talep daralması var ki jet fuel talebi son Mart ayından bu yana en düşük seviyeye gerilemiş durumda ve bu ortamda aslında bu geri çekilmelerin biraz daha iştahlı olması gerekiyor. Zaten pozisyonlanmaların da yüksek seviyede olması bu tarafta satıcıları kolayca bu tarafa ve bu satış baskısına yönlendirebilir. Ancak limitli bir satış baskısı var diyebiliriz. Burada da tabii OPEC'in halen piyasada dengeyi sağlamak anlamında oyuncu olarak dikkat çektiği söylemi öne çıkabilir. Bu şekilde toparladıktan sonra evet halen 2021 yılına başladıktan sonra ilk 2 hafta içerisinde yatırımcı neler olup bittiğini anlamaya çalışıyor ve 20 Ocak tarihinde yani yarın Joe Biden'ın 46. dönem başkanı olarak koltuğa geçmesi sonrasında yapacağı politikalar ve bu geçişin geçtiğimiz kongre olayında olduğu gibi herhangi bir aksilikle olup olmayacağı bunlar takip ediliyor. Ama artık yeni bir dönem başlıyor ve Joe Biden ile ekonomi tarafındaki, dolar tarafındaki, ticaret politikaları tarafındaki, enerji politikaları tarafındaki gelişmeler önümüzdeki yıl içerisinde politikaların ve piyasa hareketlerinin dolayısıyla piyasa hareketlerinin üzerinde etkili olmaya devam edecektir. Herkese iyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın.